kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Abbası halifesi Harun Reşit sarayının bahçesindeki gül ağacını pek beğenir. Yaprağı, kokusu, görünüşüyle dikkatini çeken gülü özel bakıma alması için bahçıvana emir verir. Bahçeye her geldiğimde bu güle bakarak dinleniyorum. Bunu özel korumaya al. Bakımına itina göster, yapraklarını dökmesin, mevsim boyu üzerinde hep muhafaza etsin. Bahçıvan özel bir itina ile bakmaya başladığı gülün suyunu vaktinde verir, toprağını zamanında çapalar. Derken bir sabah bahçeye gelince bakar ki gülün dalına konan bir bülbül ne kadar yaprak varsa hepsini de gagalayarak yere sermiş, tek yaprak bırakmamış gülün başında. Korku ve telaşla koşar halifeye. Sultanım der, üzerine titrediğimiz gülün yapraklarını bir bülbül gagalayarak yere dökmüş. Tek yaprak bırakmamış gülün başında. Hayatı boyunca çok şeyler yaşamış halife, sakin bir sesle cevap verir. Üzülme efendi, üzülme der. Bülbülün yaptığı yanına kalmaz. Rahat bir nefes alan bahçıvan işine döner, bir gün bakar ki bir yılan, yaprakları gagalayarak yere seren bülbülü yakalayıp ağzına almış, yutmak üzere otların arasında kayıp gidiyor. Heyecanla yine halifeye gelir. Sultanım der, gülün yapraklarını gagalayarak yere düşen bülbülü bir yılan yakalamış, otların arasında yutmaya çalışırken gördüm. Sultan yine telaşsız, merak etme efendi der, yılanın yaptığı da yanına kalmaz. Bahçıvan yine işine döner. Bir ara bahçede çalışırken otların arasında yılanı görür. Hemen elindeki küreğiyle darbe üstüne darbe indirerek yılanı orada öldürür. Sevinçle geldiği halifeye de durumu anlatır. Sultanım der, bülbülü yutan yılanı ben de bahçede otlar arasında yakalayıp küreğimle öldürdüm. Harun Reşit yine sakin cevap verir. Bekle efendi, bekle der. Senin yaptığın da yanına kalmaz. Nitekim çok geçmez, pehlivan da hatalar yapar, yakalayıp halifenin huzuruna çıkararak cezalandırılmasını isterler. Halife emrini verir. Atın bu zalim adamı zindana. Yaka paça zindana doğru götürülürken geriye dönen bahçıvan şunları söyler. Sultanım der, bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu da ben öldürdüm. Şimdi benim yaptığım da yanıma kalmıyor, beni de sen zindana attırıyorsun. Herkesin yaptığı yanına kalmıyor da senin yaptığın mı yanına kalacak? Demek sana da bir yapan çıkacak. Öyleyse gel sen bana yapma ki bir başkası da sana yapmasın. Ben yaptığımdan tövbe ediyorum. Çünkü bu değerlendirmeyi başını sallayarak dinleyen Harun Reşit, doğru söyledin bahçıvan diyerek emrini verir. Bırakın bahçıvanı, çiçekleri sulamaya devam etsin. Derler ki bahçıvanın yaptığı yanına kalır. Hayır hayır der, kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Daha ağır şekliyle ahirette ödemeye tehir edilir. Ama gafil insanlar bunun farkına varamaz da yaptığı yanına kaldı sanırlar. Evet, kimsenin yaptığı yanına kalmaz.